Tamam, endişelenmeyin. İnsan biraz yaralanmadan dans öğrenemez. Ders daha bitmedi. Abi dans mı ediyor, korkutmaya mı çalışıyor? Öfkesini çıkartıyordu. Dört göz abiyle seni ayırdı sonuçta. Abiyi geri alacağım ben. Ama bırak ya, o zamana kadar neler çekeceğini hiç bilmiyor. Anlamadım. Sen anlamazsın bebeğim. Keyfine bak. Bazıları sevdiklerinin gözlerinde kaybolur. Ama ben gözlüklerine aşık oldum. Benim lafım değil. Arkadaşlarım söyledi. Bugünlük yeterince ders aldın mı? Yoksa devam edelim mi? Hadi şimdi güzel bir parça çal bize. Burvi, Fahmi yengeyi çağır. Hadi gel anne. Hayır. Hadi anne. Aa, lütfen. Olmaz. Hadi, seni seviyorum. Hadi gel. İnanamıyorum. Seninle evlendi ama hala Purab'la konuşmaya devam ediyor. Umarım Purab'a benimle evlendiğini söylememiştir. Hayır, sanmıyorum abi. Son derece kurnaz bir kadın. Seninle evlendiğini ona asla söylemeyecektir. Şimdiye kadar söylediğini de sanmam. Haklı olabilirsin. Ama ben Purab'a onun asıl yüzünü göstereceğim. Purab'la karşı karşıya geldiklerinde Pragya'nın oyunu da bitecek. Abi kiminle evlendi acaba? Tanıdığım biri. İyi, trafik açıldı. Az sonra orada olurum. Ben bir abiyim. Evet. Evet Prat, neredesin? En fazla 10-15 dakika içinde orada olurum. Trafik açıldı artık. Tamam. Prat 15 dakika sonra burada.
Kura buraya mı geliyor? Eğer beni burada görürse çok kötü şeyler olur. Burak'ın hayatında daha fazla sorun çıkarmak istemiyorum. Burak buraya gelmeden önce ben hemen gitmeliyim. Anneme bir mazeret uyduracağım. Evet. Bülbül, nereye gidiyorsun sen? Hadi gel dans edelim. Furbi, çok önemli bir işim var. Şimdi Pragya'nın davetinden daha önemli ne olabilir sence? Hadi gel dans edelim. Sen olmasan ben de etmem. Lütfen beni yalnız bırakma, gel hadi. Furbi. Hadi. Sen benim kardeşime ihanet ettin. Seni öldüreceğim Kurap. Bugün abiye her şeyi anlatacağım. Ama ona nasıl söyleyeceğim? Ben ona ne söyleyeceğim ki? Dinle abi. Hiç endişelenme. Sen ve ben sonunda başarmanın bir yolunu bulacağız. Sana söz veriyorum. Hayır, böyle olmaz. Önce ondan bir özür dilemeliyim. Bu gerekiyor, evet. Sonra da eğer Bülbül'le evlenmemi istemiyorsa onunla evlenmekten vazgeçerim. Ama Alya'yla da evlenmeyeceğimi söylerim. Alya'yla evlenirsem eğer bütün hayatı mahvolur kızım. Beni anlamak yok. Ne yapacaksın Turab? Benim en yakın arkadaşım evlendi.
Önce onu tebrik etmem gerekiyor. Karısıyla tanıştıktan sonra da tüm bunları söylerim zaten. En iyisi bu. Hadi bakalım. Yakında evleneceğiz. Kurap, seni o kadar çok özledim. Kurap'la karşılaşmak istemiyorum. En iyisi ondan uzak durmak. Alya ile evlenemem. Abi bunu anlayabilecek mi emin değilim. Belki evlendikten sonra o da mutlu olur. Ve şimdi artık benim durumumu çok daha iyi anlayabilir. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Çok garip bir his yaşadım. İzninle. Ne aptal kız. Her dakika karşıma çıkıyor. Onunla Purav'ın ofisinde karşılaştığımdan beri nedense bir türlü kurtulamıyorum. Kör müdür nedir? Yok, hayır. Aptal kızın yüzünden Purav'ı da unuttum. Çoktan burada olması gerekirdi. Çok özür dilerim. Sizi görmedim. Canınızı yakmadım. Hayır oğlum, ben de seni görmedim. Sonunda. Prap, nerede kaldın sen böyle? Yapmam gereken işlerim vardı. Abinin düğününden daha önemli başka ne olabilir ki? Töreni kaçırdın. Biliyorum Mitali, ama abi nerede? Arkadaşlarının yanında ve arkadaşları yeni bestelediği şarkısını dinlemek istediler. Ama Mitali, abinin karısı kim? Yani bana kimin evlendiğini söylemedi. Kim onun karısı? Sen onu tanımıyor musun? Sen bana sor. Abinin karısı hakkında neyi merak ediyorsun? Gerçekleri mi bilmek istiyorsun? Yoksa dedikoduları mı? Söyle. Anlamadım. Hura, işin aslına bakarsan abinin karısı ondan bile daha havalı biri ve abinin şarkılarından daha renkli. Çok hırslı biri ve sen de onunla tanıştığın zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Hadi seni onunla tanıştırayım. La. Eğer abi başkasıyla evlendiyse tanım ne arıyor? Abiye kızgın olması gerekmez mi? Neler oluyor burada? Bırak ya. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Hadi gel lütfen. Evet Mitali. Yüzlerindeki ifadeden belli. Aralarında gizli bir şey var. Mitali, gel kızım, hediyelerini al hadi. Aha, geliyorum büyük anne. Radya, Burak, siz devam edin, ben geliyorum. Büyük anne beni şimdi çağırması olmaz mıydı sanki? Ne konuştuklarını duymak istedim. Nereye gidiyorsun? Büyük anne çağırdı, onun yanına gidiyorum. Konuklara verilecek hediyeleri dağıtmam gerekiyor. Nesi var bu kadının anlamıyorum hiç. Neden bu kadar çok hediye veriliyor ki? Anne, ben de seni anlamıyorum. Senin tek derdin o anlamsız hediyeler mi? Benim asıl endişem bundan sonra ailemize gelin girecek kadının neler yapacağı. Ben onun niyetini bir türlü anlayamadım anne. Eğer Burak gerçeği öğrenirse abiden her şeyi açıklamasını ister. O zaman da herkes Purab'ın Böbül'ü sevdiğini anlar.
ve Bülbül çok zor durumda kalır. Ne yapmam gerekiyor? Radya, abinin karısı sen misin? Ama... İyi ama bu nasıl olur? Sen abiyi basının karşısında çok zor duruma düşürdün. Şimdi onunla nasıl evlenirsin? Ona yaptıkların yüzünden senden nefret ediyor. Bülbül yüzünden abi ve Alya benimle kavga etti. Haberim yoktu. Birkaç gün şehir dışına çıkmıştım ve kimse de bana bir şey söylemedi. Şimdi geri döndüm. Ve bu... Radya söyle, neler oluyor? Lütfen söyle bana. Neden abiyle evlendin? Aslında sana söylemeye zaman bulamadım. Her şey aniden oldu Kurap. Önce abinin büyük annesi beni beğendi. Sonra da torunu adına evlenme teklifi etti. Nikahımız kesinleşti ve düğün günü de... Bu imkansız bir şey. Abiyi çocukluğumdan beri tanırım. Anlaşmalı evliliği kabul etmez. Bu bir rastlantı olamaz Brandon. Çünkü abinin kız arkadaşı Tanu varken neden seninle evlenmeyi tercih etsin ki? Dahası sen onunla evlenmeyi nasıl kabul ettin? İtiraz etmedin mi? Ya Bülbül ne olacak? Dur biraz. Yoksa bunun nedeni Bülbül, Alya ve benim aramdaki yanlış anlamı. Bunu abiden Alya mı istedi? Nerede şimdi Alya? Söyle, Bülbül nerede? Radya, bir şey söyle lütfen. Neden susuyorsun? Bana telefonda da bir şey anlatmadın. Hem abi de telefonda konuşurken hiçbir şey söylemedi. Çok iyi bir şarkı olmuş. Bunu biliyorum evet, zaten. Gerçekten. Bence en iyi şarkılarından biri. Çifte kumlular birbirini bulmuş da benim haberim yok. Ne oluyor? Yoksa kıskançlık kavgası mı çıktı? İlk tepkisinin ne olduğunu görmek isterdim. Neyse boşver. Kurab'ın acı çektiğini görmek bana yeter zaten. Radya lütfen bir şey söyle. Tüm bunları Alya mı planladı? Yoksa hayır, sen... kimse planlamadı Kurab. Neden anlamıyorsun? Abişek ve ben kendi isteğimizle evlenme kararı aldık. Ailelerimiz de buna onay verdi. Her şey göründüğü gibi. Lütfen farklı anlamlar çıkarmaya çalışma. Evet ama... Kurab lütfen. Biz artık evliyiz. Gerçek bu. İzninizle. Ben bu evliliği kabul ettim, tamam mı? Artık sen de kabul etsen iyi olacak. Yanlış bir şeyi kabul etmemi nasıl istersin? Ama ben abiyle neden evlendiğini bulacağım. Kurap, hayır lütfen. Kurap. Nereye gidiyorsun? Beni kutlamayacak mısın? Ha? Hadi Kurap. Teşekkürler. İyi ki geldin arkadaşım. Seni karımla tanıştırayım. Gel. Güzel karım Praga ile tanış. Bu da benim çocukluk arkadaşım Kurab. Ama siz zaten tanışıyordunuz değil mi? Benim haberim yoktu. Hem de en iyi arkadaşım olduğun halde ben bile bilmiyordum. Abi neden sen... Lütfen beni dinle abi. Bak abi, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Başım ağrıyor ve yere düşecek gibiyim. Dinlenmem gerekiyor. Evet Burak, ben de başının döneceğini tahmin etmiştim zaten. Ama bütün bunlardan o sorumlu. Ve herkesin başını döndürmeyi o kadar iyi biliyor ki. Artık gitmek istiyorsun değil mi? Geldiğin için sağ ol. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacın var. Gerçekten. Ah sevgili. Eski erkek arkadaşının kalbini kırdın. Bu çok kötü. Ona ihanet ettin ve şimdi en iyi arkadaşının yüzüne bakamıyorum. Aslında karım olduğunu öğrenince ne tepki vereceğini çok merak ediyordum ama kaçırdım işte. Ah öyle olsun. Sen buradasın. Kurap burada, ben de buradayım. Artık onu sık sık göreceksin. Ve bu beni çok mutlu edecek. Şimdi Kurap seninle ilgili gerçeği bildiğine göre senin sadece onun parasının peşinde olduğunu da anlamıştır. Ve senin için Ali'yi geri çevirmenin de hata olduğunu fark etmiştir. Dinle. Sana daha önce kötü davrandığım için biraz üzülmüştüm ama şimdi
bundan bayağı memnunum çünkü bundan keyif alıyorum. Çok seviyorum, müthiş eğleniyorum. Çünkü biliyor musun Alya... Alya... Nerede Alya, nereye gitti? Onu gördün mü? Ona söylemem gereken bir sürü şey var. Rab'ın buraya geldiğini, kalbinin çok kötü kırıldığını ve sağlığının bozulduğunu. Alya bunları duymaktan mutlu olacak. Bu arada sevgili, bana bir dakika izin verir misin? Kendi başına kalabilirsin değil mi? Bunu yapacağına eminim. Neden evlendiklerini anlamıyorum bir türlü. Bülbül her şeyi biliyor. O halde neden bana neler olduğunu ona sor. Her şeyi öğrenmeliyim. İyi ki geri geldim. Rab beni orada görseydi çok tatsız şeyler olurdu. Beni rahat bırakmıyor. Onunla konuşmak istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Bırak ya bana hiçbir şey söyleme. Bülbül de telefonuma cevap vermiyor. Biz artık gitsek iyi olur. Burası sizin de eviniz. Bundan sonra hep sizi de aramızda görmek istiyoruz. Yo yo yo, hayır gidemezsiniz. Artık iki aile birleştiğine göre hep beraber bir fotoğraf çektirelim değil mi? Fotoğrafçı gitti büyük anne. Aile fotoğrafını başka bir gün çektiririz. Bu çok özel bir gün. Telefonun kamerasıyla çekeriz. Aa, kim iyi fotoğraf çekiyor bakayım? Tanu. Evet büyük anne. Sen aile fotoğrafını çeker misin? Elbette. Neden olmasın? Bu Tanu abinin arkadaşlarından biri. Hadi yaklaşın. Ne oldu? Nedir bu? Neden yeni evliler birbirinden uzak duruyor? Aa, yaklaşın biraz. Bari fotoğrafta yakın durun. Abi, gel buraya oğlum. Rakyanın yanında dur. Hadi abi. O senin karın. Hissederek bak. Duygularını göster. Aslında bir fikrim var. Kolunu onun omzuna atmalısın. Hadi. Ne garip bir çift.
Prag'da güzel bir kadın. Kimin yanında olsa çekici görünürdü. Ama abi ondan nefret ettiği sürece beni daha çok sevecek. Gülümseyin. Yo yo hayır. Bir tane daha. Bu çok iyi çıkmadı. Bir tane daha lütfen. Pragya. Bir dakika için gözlüklerini çıkartır mısın? Flaş gözlük camlarına yansıdı da. Tamam ben çıkartırım. Hı? Abi Pragya'nın gözlerine bakmak için fırsat mı arıyordun? Bunu daha sonra da yapabilirsin. Çabuk ol gitmemiz gerek. Hadi. Gülümseyin. Bir poz da. Hayır, iyiydi. Pekala canım, biz artık gidiyoruz. Ömür boyu mutlu olmanı dilerim. Ben istediğimi elde ettim. Artık mutlu olabilirim. Hem de ömrüm boyu. Seninle ablan Pragya hakkında çok acil konuşmam gerekiyor. Ne sanıyor kendini bu? Pragya'yı bahane ederek benimle konuşmaya çalıştı. Hayır. Asla. Bülbül. Fura, benden ne istiyorsun? Görmüyor musun? Seninle konuşmak istemiyorum. Neden ablamın adını kullanıp bana yaklaşıyorsun? Bülbül dinle beni. Abinin evinde ablanla karşılaştım. Abiyle evlendiklerini duyunca da şok geçirdim. Bu bir rastlantı olamaz. Aslında tamamen imkansız bir şey. Sus artık Burak. Seninle kavga ettik diye ablamı da bu işe sürükleyemezsin, tamam mı? Ablam en iyi arkadaşınla evlendiği için bu evlilikte bir kusur aramaya çalışma. Çünkü bulamayacaksın. Herkes bu evliliği onayladı. Özellikle de aileler. Ablam da çok mutlu. Bugün ablanla karşılaştım. Ama onu bir daha göremeyeceksin ve sakın bir daha arama beni. Anladın mı? Bülbül dinle beni. Neler oluyor? Her şey yolunda gidiyor. Ama bugün... Neden erken ayrıldın sen? Bülbül söylesene neden geldin? Kalk hadi. Biz o kadar eğlendik ki anlatamam. Bir de aile fotoğrafı çektirdik görseydin. Abi Prag hakkında şakalar yapıp durdu. Çok eğlendik. Abi de çok komik biri. Ama ben seni her yerde aradım. Burbi başım birden çok kötü ağrıdı. Ben de eve dönmeye karar verdim ama senin eğlenmene sevindim. Neyse olsun ama kalmanı isterdim. Çünkü çok güzel bir gece oldu. Şimdi çok yorgunum. Gidip üstümü değiştireyim olur mu? Raki uzun zamandan sonra mutlu. Ve benim yüzümden sorun yaşamasını istemiyorum. Bunun için probu Pragya'dan uzak tutmak zorundayım. Eşyasını yerine koymayı bile beceremiyor. Nereye gittiğimi biliyorsun değil mi? Tanrı'yla benim durumumu öğrenmene de sevindim. Artık peşimde dolaşarak kendini aşağılamazsın. Beni durdurmaya da çalışma. Olur mu sevgilim? Seni durdurmayı falan düşünmüyorum. Git artık hadi. Benden ne kadar uzak durursan o kadar mutlu olurum. Ha, proba gitmek istiyorsun değil mi? Ne de olsa gerçek aşkım. Onunla ne konuştuğunuzu bana söylemedin. Gerçeği öğrendiğinde kızdı mı yoksa şaşırdı mı? Birkaç günlüğüne şehir dışına çıktı. Sen de onu hayatından çıkarttın.
ve en iyi arkadaşınla evlendin. Sen ne kadar da... müthişsin. Burab'ı hala sevip sevmediğini de söylemedin. Onu hala seviyorsun değil mi? Seviyorsun öyle evet, mi? Evet seviyorum. Ve senden uzak durmak istiyorum. Yalancısın sen. Kimseyi sevemezsin çünkü sadece parayı seviyorsun. Benimle de Burab'dan daha çok param olduğu için evlendin sadece. Yoksa bunu bilmediğimi mi sanmıştın ha? Yazık ki senin amacını başından beri biliyordum. Sen para istedin ve ben de sana bir ders verdim. Şimdi sen bu evde tek başına otururken ben de dışarıda keyfime bakacağım, anladın mı? Evet, gitsen iyi olur. Çünkü senin bu odada kalman benim için ceza olur. Hey! Beni neden göndermek istediğini biliyorum. Benim arkamdan Burab'la buluşmak istiyorsun. İkisini de istiyorsun. Burab ve benim param. Ama ne yazık ki hata yaptın çünkü ikisini de alamayacaksın. Şimdi Tanrı'ya gidiyorum. Burab da Ali'ye evlenecek ve sen yapayalnız kalacaksın. Tanrı senin evlenmeme neden izin verdi biliyor musun? Çünkü senin gibi bir dört göze asla aşık olmayacağımı biliyorum. Evet haklı. Çünkü sen aşkı anlamıyorsun. Seninle aynı dünyadan olmadığım için çok mutluyum. Hem zaten artık aşka inancım da kalmadı benim. Evet çünkü sadece parayı sevdiğin o kadar belli ki. İnsanlar senin şarkılarına nasıl katlanıyor? Senin hakkında her şeyden rahatsızım. Kes sesini. Gömleğime dokunma. Sakın unutma burada benim evim. Sen de karınla konuştuğunu unutma olur mu? Ailem istediği için sen karım oldun. Ben de sana aynı nedenlerle katlanıyorum. Bu daha başlangıç. Çok pişman olacaksın. Seninle evlendiğime pişman oldum bile. Evlilik daha ilk adım. Hayatını her günle lanet edeceksin. Her gün ağlayacaksın. Her gün. Benimle konuşarak vakit harcama. Yoksa kız arkadaşım bana gerçekten aşık olduğunu düşünebilir. Gitsen iyi olur. Yarın yine alay edersin. Buradayım. Sayende bir yere gitmiyorum. Hoş geldin. Nita, hediyeleri topla ve bir yere kaldır canım. Peki ama bunları abinin odasına götüreyim mi? Hayır, abi odasında dinleniyor. İkisi de çok yoruldular zaten. Hediyeleri kaldır, uyandıkları zaman odaya çıkartırsın, tamam mı? Evet ama abi burada. Nereye gidiyorsun abi? Büyük anne ben arkadaşlarımla buluşacağım, söz verdim de. Nerede? Büyük anne. Ama aile arasındaydım. Arkadaşlarımla başka parti istiyor. Onun için çıkıyorum. Dinle oğlum. Şimdi arkadaşlarınla buluşmaya gidemezsin. Şu anda karının yanında olmalısın. Odana dön ve onunla arkadaş olmaya çalış. Sohbet et onunla. Büyük anne karımla sonra da konuşabilirim. Ama arkadaşlarıma gitmezsem... Daha dün evlendim. Arkadaşların yerinin önce karını düşünmelisin. Hemen yanına git ve partiyi de iptal et. Eğer karınla konuşmazsan onu nasıl tanıyacaksın? Büyük anne... Ben onu öyle iyi tanıyorum ki. Hayır oğlum. Bazen bir ömür bile karşındakini tanımaya yetmez. Yani ne kadar çok yan yana zaman geçirirseniz ikiniz için o kadar iyi olur yavrum. Gel. Ben şimdi seni odana götüreceğim. Heh, yapma bir hadi ben. Gel dedim sana. Büyük anne neden bana çocukmuşum gibi davranıyorsun? Başka ne bekliyordun ki? Peki sen gidebilirsin artık. Ha? Söz mü? Elbette büyük anne. Biri bana su getirsin diyecektim. Gidiyorum. Neden geri geldin? Kavga etmeseydik kimse fark etmeden çıkacaktı. Ama bu gece burada kalmam. Ne yapıyorsun sen? Aptalca utanma numaraları yapma şimdi bana. Ne yaptığım açıkça belli. Ne
uthe bara er uthe yaar uthe na ab toote ware toote dil ye toote na şansım varmış. Anne buradayken nasıl giderim? Ama odaya da geri dönemem. Ne yapacağım ben şimdi? Sonraki ilk gece neler oldu abla? Abi herhalde sana güzel bir hediye vermiştir, değil mi? Sonra da sana güzel bir şarkı söylemiştir. Ne kadar romantik. Şimdi sen bu evde tek başına otururken ben dışarıda keyfime bakacağım. Neydi o sıktığı sprey? Parfüm olamaz. Parfümden anlamadığına eminim. O halde... Nereden geldi bu alerji bana? Eminim bu kadının yüzünden olmuştur. Alerji değil, soğuk algınlığı. Kendini göstermeye çalışırken olmuştur. Ne demek bu şimdi? Gece yarısı yediğin o saçma sapan şeyler yüzünden. Sen bana değil öğrencilerine ders ver, anladın mı? Ben sana sadece öğüt veriyorum. Kötü alışkanlıkları bırak, hayatın kolaylaşır. Dört göz. Sakın buzdolabıma dokunma. Benim için bir şeyler yapmana gerek yok. Kendim için yapıyorum, senin için değil. Eğer şu aksırmayı kesmezsen uyuyamayacağım. O halde uykusuz kalacaksın. Hayatım böyle bundan sonra. Ben de hayatındayım. Al sıcak su, iç biraz. Gördün mü? Bak artık aksırmıyorsun. Benim uyumama yardım edeceğin yerde... Niye böyle çok konuşuyorsun? Uyumadan önce de üstüne bir şey giy. Yoksa gerçekten üşüteceksin. Sıcak suyumu kendim alırım. Gelip beni korkutmana gerek yok. Saçına yağ sürmen gerekir. Karma karışık olmuş. Abla. Evet. Kocan eve geldiği zaman ne yapacaksın? Yeter, bana saçma sorular sormayı kes. Cevap versene. Peki. İşten eve geldiği zaman ona çay yaparım herhalde. Sonra da birlikte içeriz. Eğer başı ağrıyorsa başına güzelce masaj yaparım. O kendini iyi hissettiği zaman ben de kendimi iyi hissederim. Sonra da ona çok sevdiği bir yemeği hazırlarım. Ben hayattan fazla bir şey beklemiyorum. Küçük şeylerle mutlu olmanın bir yolunu her zaman bulabilirim.
sade bir hayatım ve sade bir eşim olur. Ama bunlar beni çok mutlu etmeye yeter. Sen kaderinde yazılı olan erkekle evleneceksin kızım. Bugün benim dileğim, senin de hayalin gerçek oluyor. Şimdiden bıktım o sıkıcı evlilik oyunundan. O kadından nefret ediyorum. Eğer bütün hayatını bir eşe beraber geçireceksen her gün gözlerinin içine bakman gerekmez bence. Önemli olan aynı hedefe bakmak ve ortak yönlerinin bulunması ve aynı şekilde düşünmek. Bu evlilik senin için bir ceza olacak. Ve her gün yeniden katlanmak zorunda kalacaksın. जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना Sana daha önce kötü davrandığım için üzülmüştüm ama şimdi çok memnunum. Artık bundan keyif almaya başladım. Ben bu evde, bu kalpsiz, bu kötü insanların yanında mutluluğu nasıl bulacağım? Ben her zorlukta kocamın yanında olmayı istiyordum. Ama şimdi hayatımdaki en büyük zorluk kocam haline geldi. Yapmadığım şey için benden intikam almaya çalışıyor. Ben böyle bir hayat istememiştim. Buna nasıl katlanacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.